MK toplantımız sürüyor. Bugün kurulumuzun gündeminde iki tane önemli konu vardı. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatası ve 23 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmeler. İkincisi de ekonomik krizin ve süren seçim belirsizliğinin vatandaşlarımıza çıkartmış olduğu fatura. İzin verirseniz sözlerimi hafta sonunda Tunceli'de hain terör örgütüyle mücadelede şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, milletimize de sabır dileyerek başlamak istiyorum. Bu saldırıların önlenmesini ve teröre gereken cevabın verilmesini her zaman olduğu gibi iktidardan mutlaka bekliyoruz. Türkiye seçim atmosferinden bir türlü kurtulamazken terörün zemberi yeniden boşalmaya başladı. Adeta karanlık bir el düğmeye bastı ve ardı ardına gelmeye başlayan şehit haberleriyle acıya boğuluyoruz. Bu yetmezmiş gibi ülkemizde bir süredir bir merkezden planlanarak yönetildiğini düşündüğümüz, mevcut iktidara muhalefet edenleri susturmaya yönelik bir linç kampanyasının başladığı da dikkati çekiyor. Sayın Meral Akşener'in evinin önüne gece yarısı bir takım kendini bilmezlerin yığılması, Sayın Genel Başkanımız mülki ve askeri erkanın katıldığı bir şehit cenazesinde Genel Başkanımızın bir şehit cenazesinde ülkenin başkentinde linç edilmek istemesi ve birkaç gün önce yine bu ülkenin başkentinde muhalif kimliğiyle bilinen bir yazarın Sayın Yavuz Selim Demirağ'a evinin önünde sopalı bir güruh tarafından linç girişiminde bulunulması, acımasızca kendisinin darp edilmesi. Burada hepinizin huzurunda Sayın Demirağ'a yönelik bu alçakça saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz. Sayın Genel Başkanımıza saldıranların serbest bırakıldığı gibi Sayın Demirağ'a saldıranların da kısa bir sürede serbest bırakılmasını bir kenara not ettik. Kısa sürede serbest bırakılmaları bu saldırganların himaye edildiğini de açıkça gösteriyor. Yine Tekirdağ'da da benim memleketim olan Tekirdağ'da Süleymanpaşa'da bir linç girişimi var, bir darp girişimi var. Ekrem İmamoğlu'na kampanyasına bağış yaptığını açıklayan genç bir kadın dün sabah bıçaklanıyor. Memlekette linç sıradanlaşırken AK Parti'nin genel başkanı tarafından atanan, ülkenin güvenliğinin emanet edildiği İçişleri Bakanı İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için oradan oraya gezip duruyor. Ve kutuplaştırıcı söylemine de devam ediyor. Yine aynı İçişleri Bakanı seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gaspı ile ilgili olarak bu olaya kılıf dikmeye çalışıyor. Memleketin başkentinin sokakları ise sahipsiz. Nedense yeri ve zamanı gelince bu ülkenin başkentinde devlet birdenbire ortadan yok oluveriyor. Bu saldırıların senaryosunun tek bir adreste yazıldığına şüphemiz yok. Muhalefete gözdağı vermeye yönelik bu saldırılara pabuç bırakmayacağımızı da burada bir kere daha açıklamak istiyorum. Terörü ve şiddeti siyasi menfaatleri için araç olarak görenleri ve kullananları bir kez daha lanetliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz yılmadan demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye hak ettiği huzuru, kardeşliği ve bereketi getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Değerli basın mensupları, İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gasp edildiği 6 Mayıs sandık darbesinin üzerinden tam bir hafta geçti. Ama bu darbeye aracı olanlar daha hala gerekçeli kararlarını yazamadılar. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi başka mahfillerde hazırlanan ve bir kısmı da kamuoyuna açıklanan gerekçeleri, yani kabul gerekçelerini, itirazın kabulü gerekçelerini, kaleme alma işini ve seçimi iptal gerekçelerini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu iktidardaki darbe mahfillerine yeni senaryolar yazabilmeleri için zaman ve zemin kazandırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatasına hukuki kılıf bulmaları mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmiş içtihadı, kararları ve uygulamaları ortada. İşte Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki kararları, Erzurum Pasinler ilçesindeki kararları, bütün bu kararlar bu seçim sürecinde vermiş olduğu kararlar, eski de değil yani.
Tüm bunları yok sayarak İstanbul'da sandık kurullarına yapılan itirazları kabul eden ve duruma özel bir karar vermiş olan Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuki değil, siyasi bir karar vermiş olduğu artık gün gibi ortada. Yüksek Seçim Kurulu kısa kararında bazı sandık kurul başkanlarının memur olmamasının seçim sonucunu etkilemeye müessir olduğunu söyleyerek seçimi iptal ettiğini açıkladı. Ama bu sandık kurulu başkanlarının memur olmamasının seçim sonucuna nasıl tesir ettiğini söylemedi. Sandıkların başkanlarına ve üyelerinde bir hata yapıldıysa aynı sandıklardan çıkan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin neden yenilenmediğini kamuoyuna bir türlü açıklamıyorlar. Bekliyoruz bakalım, müracaat ettik, kararlarını bekliyoruz. Diğer taraftan kısa kararda görmediğimiz bir takım iddiaları AK Parti'nin hazırladığı dokümanlarda ve genel başkanlarının ve diğer yetkililerinin iftar masalarında attıkları nutuklarda izlemeye başladık. Bu iddiaların en başında 123 sandıkta hem oy sayım cetvellerinde hem de sandık kurullarında usulsüzlükler yapıldığı, 42 bin oyun şaibeli hale geldiği iddiası var. Bunu dilendirenler bu sandıktaki gözlemcilerin neden usulsüzlükleri tutanağa bağlamadığını bir türlü açıklayamıyorlar. Bu sandıklarda oyların yeniden sayılıp sayılmadığını da söylemiyorlar. Ve eğer bunlar sayılmadan 123 kusur sandıktaki oyları oylar gerekçesiyle 31.280 sandıkta kullanılan oyların tamamını nasıl iptal edebildiklerini kamuoyuna bir türlü açıklayamıyorlar. Değerli basın mensupları, seçim gecesi oyları çalamayan demokrasi ve hukuk cellatları sandık darbesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatayı gasp etmişlerdir. Şimdi çaldıkları bu minareye kılıf biçme derdindeler. Ama ne yapsalar boşuna. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil. AK Parti'nin adayı çıkmış, oyları çaldılar diyor. Yüksek Seçim Kurulu, polisler, hakimler, savcılar, emrinizde sandıkta 280 binin üzerinde görevliniz vardı. 17 yıldır iktidardasınız. Güç sizin elinde, elinizde. Eğer bir oy hırsızlığı varsa kusura bakmayın. Bunu sizlerden başka kimse yapmış olamaz. Seçimi çalanlar şimdi utanmadan bizleri oy çalmakla suçlama iddiasına girdiler. Atalarımız boşuna Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış dememiş. Ama çaldı sözünü bu ülkede bakanlık, başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış biri söylüyorsa gerçekten bu çok daha üzücüdür. Rahmetli İnönü'nün çok güzel bir sözü var. Önemli olan iktidarda değil, itibarda kalmaktır diyor. Bugünlerde AK Parti'nin belediye başkan adayının içine düştüğü duruma bakınca insan ister istemez bu sözü hatırlıyor. Şu mübarek Ramazan ayında yedikleri kul hakkının üzerine yalan ve iftirayı da ekliyorlar. İstanbul'un rantı için bıraktık itibarlarını, ahiretlerini bile yakmaya göze almışlar. Ne diyelim artık, Allah ıslah etsin. Değerli basın mensupları, demokrasimizin tüm köşe taşlarının altını oyan Erdoğan, elde kalan tek meşruiyet kalesini, yani sandığı da artık ateşe vermiştir. Venezuela başkanı için sandığın meşruiyetini ağzından düşürmeyen Erdoğan, nedense seçimle iş başına gelmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sandık darbesiyle devirmekten çekinmemiştir. Venezuela başkanına hak görülen Ekrem İmamoğlu'na hak görülmemiştir. Şimdi çıkmış bizi Er Meydanı'na çağırıyorlar. Biz Er Meydanı'ndan kaçmayız. Göbeğiniz güneşi görüp yenik düştünüz. Ama her yenik düştüğünüzde hakem masasında güreşi çalmaya kalktınız.
Biz meydandan kaçmayız ama siz yenildikçe bir türlü güreşe doymuyorsunuz. Bu tutarsızlıklar, ikiyüzlülükler kuşkusuz milletimizin terazisinde tartılacaktır. 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletin iradesini yok sayıp 1 Kasım'ı dayatanlar şimdi de 31 Mart 2019'da sandığa kumpas kurup demokrasi cellatlığı yapmışlardır. Ama bu senaryonun müelliflerine İstanbullular aynı nehirde ikinci kez yıkanamayacaklarını 23 Haziran'da çok açık seçik verdikleri oylarla anlatacaklardır. Değerli basın mensupları, gencecik bir evladımızın Berkay'ın İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği her şey güzel olacak Ekrem abi sözü iktidarı korkutmuş gözüküyor. Saray milletin gönlünde taht kuran ve bir umudu seslendiren bu sloganı itibarsızlaştırmak için olmadık hakaretler ediyor, suçlamalarda bulunuyor, tehdit ediyor. Eski ortaklarını terörist ilan ettiler fakat daha düne kadar onlarla yaptıkları işbirliğinin hesabını veremediler. Yetmez gibi kendilerine muhalefet eden herkesi de eski ortaklarıyla işbirliği yapmakla suçluyorlar. Ama her nasılsa bu eski ortaklar da hala onların değirmenine su taşımaya devam ediyor. Aslında biz onların bu rahatsızlığının kaynağını çok iyi biliyoruz. İktidarın baskı ve korku üzerine inşa ettiği kalenin, ipinin Erdoğan elinden kaçıp gittiğini artık çok iyi görmeye başladı. Ne diyelim? Korkunun ecele faydası yok. Artık ördükleri korku duvarları çatladı. Taşlar birer birer devrilmeye başladı. Dün Erdoğan'ın spor kulüplerinin taraftarlarını ve sanatçıları tehdit etmesi içine düştükleri bu çaresizliği açıkça gösteriyor. Bu duvarları tehdit, şantaj, linç ve şiddetle yeniden tahkim etme imkanı yoktur. Herkes her şeyi çok iyi idrak etmektedir. Herkes konuşacak. Sanatçısı konuşacak, sendikacısı konuşacak, iş adamı konuşacak, akademisyeni konuşacak, millet konuşacak. Konuşan Türkiye tüm renkleriyle yeniden ayağa kalkacak. Çünkü başka ülkemiz, başka Türkiye yok. Değerli basın mensupları, İstanbul seçimini gasp edenler sadece seçimleri değil, milletimizin aşını, işini, geleceğini de çalmışlardır. Ülkede sadece hukuk cinayeti işlenmiyor. Ekonomide de cinayet işleniyor. Bugüne kadar bilerek ve isteyerek, teammüden, kendi siyasi amaçları için ekonomiye bu kadar zarar veren bir başka iktidar iş başına gelmemiştir. Geçen hafta yaptığımız ekonomi masası toplantımızda 1 Nisan'dan 8 Mayıs'a kadar olan faturayı sizlere kalem kalem anlatmıştım. O günden bu yana sandık darbesiyle sıçrayan kuru kontrol edebilmek için iktidar hem faizleri arttırdı hem de kamu bankaları eliyle en az 4,5 milyar dolar kasadaki rezervi sattı. Şimdi Merkez Bankası faizi %24'ten fiilen %25,5'e en az bu da çıkmış oldu. Şu anda piyasada bankaların ticari kredi faizleri ise %30'lara geldi. Ekonomi zaten daralırken yaşanan bu kur ve faiz şoku büyümeye ciddi bir darbe daha vurdu. Bu yılın ikinci çeyreğini de maalesef yitiriyoruz. Bugün Mart ayı ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Mart ayı ödemeler dengesi rakamlarından tünelin karşısından gelen ışığın aslında gelen hızlı trene ait olduğu ve bizi ezip geçeceği çok net olarak anlaşılıyor. Ekonomideki sert daralmaya bağlı olarak cari açık belki geriliyor. Ama bu gerileyen, hani sıfıra yaklaşıyor diyorlar ya, bu gerileyen, sıfıra yaklaşan açığı dahi finanse edecek durumumuz yok. Geçen yılın Mart ayında 4,7 milyar dolar olan cari açık, bu yılın Mart ayında 589 milyon dolara düşmüş. Bu yılın Mart ayında yatırımcıların finans hesabından ülke dışına çıkardıkları para ise
Yani bu 589'u karşılayacak parayı getirmemişler. Buna bunun dışında 789 835 milyon dolar parayı yatırımcılar ülke dışına çıkartmışlar. Bunun sonucunda bir de net hata 90 kaleminden 4,3 milyar dolar para çıkmış. Sonunda Mart ayında, bu ay değil, Mart ayında Merkez Bankası kasasındaki ve bankaların kasasındaki rezervler 5,7 milyar dolar uçup gitmiş. Rezervlerimiz sürekli azalıyor. Bu rakamların açıklanmasının hemen ardından bugün açıklandığı Türkiye'nin borçlanma risk primini gösteren borç temerrüt risk primi kriz seviyesi olan, bunu altını çizerek söylüyorum, krizlerde görülen kriz seviyesi olan 500'ü de aşmıştır. Dolar 6 lira 12 kuruşa geldi, dayandı. Pahalılık, işsizlik, bütün bunlar şunu gösteriyor. Pahalılık ve işsizlik önümüzdeki günlerde artarak sürecek. Ama bundan daha da vahimi, ekonomi yönetiminin başındaki damadın durumun hiç farkında olmaması. Dün çıktığı bir televizyon programında dengelendik, dengeleniyoruz. Faizleri, enflasyonu düşürdük, düşürüyoruz diye konuşuyor. Ekonomi hızla daralırken cari açığı sıfırlamak üzereyiz diye değerlendirme yapıyor. Yetmiyor. Tünelin ucundaki ışık artık büyüyor diyerek milletle alay ediyor. Damat dışında herkes büyüyen o ışığın son sürat yaklaşan hızlı trenin ışığı olduğunu ve nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu görüyor. Bunu bir kere daha tekrarlıyorum. Türkiye bu kötü yönetimi, liyakatsız kadroları kesinlikle hak etmiyor. Şimdi İstanbul'un rantı için Türkiye'yi yakmayı göze almış muhterisler, bu liyakatsiz kadrolar kendi hatalarının sorumluluğundan kurtulmak için türlü türlü komplo senaryoları yeniden üretmeye başladılar. Ekonomiyi bu kadar kötü yöneten bir ekibin elinde dış düşmanların bir şey yapmasına aslında hiç gerek yok. Bunlar ekonomiye teammüden yeterince kötülük yapıyorlar zaten. Biz AK Parti iktidarını yıllardır uyarıyoruz. Küresel iklim değişti. Paranın bol ve ucuz olduğu güzel günler bitti. Artık küresel ekonomide itici değil, çekici faktörlerin önemi artıyor dedik. Yani sermaye seçici olacak dedik. Doğruları yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz bakacak dedik. Artık hata yapma marjınız kalmadı. Hep doğruları yapmak zorundasınız ki ekonomide sıkıntılı noktalara gitmeyelim dedik. Ama bizi dinlemediler. Tersine ekonomimizi ve kurumsal yapımızı yok edecek her türlü yanlış adımı attılar. Hukuk devletini bitirdiler. Kuvvetler ayrılığını parçaladılar. Ekonomi krize girdi. Ellerine 13 maddelik bir reçete verdik. Okumadılar dahi. Şimdi elde kalan tek meşruiyet kalesi olan sandığa da bu kırılgan ortamda tekme attılar. Mübarek Ramazan ayında kul hakkını yiyenler, tüyü bitmedik yetimin hakkına musallat olanlar, milletin cebine hortum döşeyenler, ekonomik krizin faturasını da millete yıkmak için şimdi çaba gösteriyorlar. Gözlerini pahalılığın, işsizliğin altında ezilen emekçilerimizin emekliliğine, kıdem tazminatına dikmişler. Bir de şimdi bir söylenti var. Bugün çıktı. Merkez Bankası'nın elinde kötü günler için tutulan ihtiyaç akçelerini de hazineye aktarmanın hazırlığını yapıyorlarmış. Daha ne kadar bu ekonomiye kötülük yapacaklar? Bunu artık anlamakta zorluk çekiyorum. 23 Haziran'da vatandaşlarımızın iradesine de cebine de musallat olan bu kadroların bir de mağdura yatmalarına milletimiz kanmayacaktır. Ve kendinden kopan, kendisini unutanlara gereken dersi bir kez daha verecektir. Bitirmeden önce Soma'daki iş cinayetinin bugün 5. yıl dönümü. 301 çalışanımızın hayatını yitirdiği bir büyük facia.
Ben bu vesileyle kendilerine bir defa daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine de ve milletimize de sabır diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. İsimlerinizi ve kurumlarınızı söyleyerek lütfen. Fox TV Barış Kaya. Biraz önce değindiniz de bu Merkez Bankası'nın merkez yönetimi bütçesini aktarmaya hazırlandı. Bununla ilgili yasal düzenleme yapıldığı iddiası var. 40 milyar dolardan bahsediliyor. Sizin elinizde bir bilgi var mı? Bir de bu ne anlama geliyor tam olarak? Biraz için açabilir misiniz? Yani ekonomiye... Yani bu şu anlama geliyor, biliyorsunuz Merkez Bankası'nın karlarından ayırdığı, zor günlerde kullanılmak üzere de tuttuğu bir ihtiyaç akçesi vardır. Şimdi bu ihtiyat akçesini hangi düzenlemeyle bütçeye aktaracaklar, açıkçası göreceğiz nasıl bir düzenleme yapmışlar, nasıl aktaracaklar, ama bunun anlamı şu. Yani Türk ekonomisini olduğundan daha kırılgan hale getirmektir. Dışarıdan gelebilecek herhangi bir etki karşısında savunmasız bırakmak anlamına geliyor. Ben o zaman birkaç soru daha olacak efendim. Tabii tek tek sorarsanız tabii daha şey olur. Evet. Şimdi özellikle 4 pusula ve 1 pusulanın iptali. Biraz önce değindiniz. Hı-hı. İtiraz yaptık dediniz ama... İmamoğlu da çıktı anlattı, bir video ile anlattı. Ama iktidar kanadına baktığımızda itiraz etselerdi diye bir savunmayla yani CHP'nin karşısına çıkıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani itiraz yapılmadı mı ya da ne zaman yapıldı? İtiraz ettik. Aynen onların yaptığı gibi itiraz ettik. Bakalım netice ne olacak, hep beraber göreceğiz. Tarihe not düşüyoruz bu itirazımızda tabii. Bir pusulanın iptaliyle alakalı doğrudan bir başvurunuz var zaten herhalde, değil mi? Şimdi ne deniyor? Bu sandıkların yasaya uygun olarak oluşturulmaması nedeniyle iptal ettim deniyor, değil mi? O sandıkta sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na oy kullanılmadı. 3 tane daha ayrı oy pusulası o sandığa aynı zarfın içinde atıldı. Büyükşehir'i iptal edeceksiniz ama diğer 3 tanesi kalacak yerinde. O zaman bu ne demektir? Ben sadece suyumu bulandırdım dediğimi yiyeceğim demektir. Değil mi? Yani kurtla kuzunun hikayesi gibi. Süreyi kaçırdığınıza dair bir... Süreyi kaçırmadık. Olan bu kanunsuzluğa bağlı olağanüstü itiraz hali. Evet. İçerisinde yani bu İstanbul seçimlerinin yenilenme sürecine girildiğinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı'nın istifa mı etti bilmiyoruz ama emekliliğini istedi ve emekli olduğunu biliyoruz. Bunu bu süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla istifa etmesi gereken İstanbul Seçim Kurulu Başkanı değil. Bu hukuk cinayetini, yani emeklilik nedeniyle ayrılması gereken İstanbul Seçim Kurulu Başkanı değil. Bu hukuk cinayetini işleyen Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin derhal istifa etmesi lazım. Cumhurbaşkanı'nın bir de İstanbul Taksim'de Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında kullandığı her şey güzel olacak sloganıyla alakalı bir vatandaşın Cumhurbaşkanı'na bu şekilde seslenmesi ve Cumhurbaşkanı da daha güzel olacak diye cevap vermesi. Her yerde işte biraz önce de söylediğiniz sanatçılarla alakalı, işte spor kulüpleriyle alakalı eleştiriler yükselirken ortada böyle bir de durum oluştu. Buna nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir durum oluştu? Yani Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu yanıtla alakalı bir şey, cümlesi var. Daha güzel olacak cümlesi var. Yani bunu daha sonra işte Ali İhsan Yavuz'la, yanılmıyorsam AK Partili bazı kişiler de demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı da her şeyin güzel olacağını kabul etmiş, görüyor. Son bir sorum olacak efendim benim. Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle alakalı tabii ki görüşebilir ifadesi. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet, değerli arkadaşlar, bu son konunun takdirini ben milletimize bırakıyorum. Meydan meydan bundan önce dolaşıp meydanlarda Abdullah Öcalan'ı asın diye ip atanlar, bugün ip atanların geldiği nokta işte budur bugün. Demek ki mitili İstanbul'a atınca
yumuşuyorlar. Var mı başka soru? Yok. Teşekkür ediyorum.